Size bugün fosfor elementinden yaşam için ne kadar gerekli olduğundan ve canlı organizmalardaki geri dönüşümünden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, hemen yazalım. Fosfor döngüsü. Öncelikle fosforun çok reaktif bir element olduğunu ve doğada yalnız başına bulunma şansının çok az olduğunu bilmenizi istiyorum. Evet, fosfor genellikle fosfat formunda bulunur. Buradaki turuncu şey fosfor atomu. Çevresinde de 4 tane oksijen atomu olduğu için yükü eksi 3 oluyor. En azından buradaki dizilim için bunu söyleyebiliriz. Tabii ki zaman zaman başka atomlarla iyonik bağlar kurabilir. Ya da oksijenlerden birinin yaptığı bir kovalent bağ sayesinde hidrojene bağlandığında fosforik asit elde ederiz. Ama yine de bunun en sık karşılaştığımız formu olduğunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Burada fosforu işaretledim ama bunun adı fosfat. Fosfat biyolojide çok önemli makromoleküllerin yapılarında sık sık karşımıza çıkar. Mesela bu DNA. Hem DNA hem de RNA'nın fosfattan yapılma bel kemikleri bulunur. Buradaki DNA'nın kenarlarındaki yapılardan bahsediyorum. Az önce de söylediğim gibi fosfatların ortasında da bir fosfor atomu bulunuyor. Buradaki de ATP. Biyoloji derslerinden hatırlayacaksınız, ATP vücudumuza enerji verir. Başka bir de işte vücudumuzun enerji birimidir ve açılımı adenozin trifosfattır. Buradaki fosfat gruplarını görüyorsunuz değil mi? Onlardan birini kopardığımızda tepkimelere enerji verebilir, enzimleri değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi fosfat yaptığı bu ilginç şeylerle birlikte ATP ve DNA ile olan ilişkisinden yaşam için oldukça önemli bir yere sahip. Fosfat ya da aslına bakarsanız buna fosfor demeliyim, karbon ve azottan biraz farklı yani atmosferde bulunmaz. Evet, fosfor karşımıza bir gaz olarak çıkmaz. Bunun yerine fosfat bazlı kayaların içinde klor gibi farklı elementlerle birlikte bulunur. Birçok tür fosfat bazlı kaya vardır ama bu kayalar tortul kayalarsa şuraya hemen bir toprak parçası çizeyim. Mesela bu toprağın içinde fosfat olduğunu düşünelim. Fosfatın varlığı bitkilerin büyümesini sağlar. Bu da güzel güzel büyüyen bitkimiz olsun. Daha önceki videolardan hatırlayacaksınız. Bu bitki ışık enerjisini kullanarak atmosferdeki karbonu bağlar ama kullanacağı fosforu topraktan alması gerekir. Evet, bitkinin büyümek, ATP, DNA, RNA ve diğer şeyler için ihtiyacı olan fosfatı topraktan gelir. Fosfat, bitkiler için büyümeleri üzerinde etkili olan faktörlerden biri olduğundan, kullandığımız gübreler içinde fosfor, fosfat ve azot bulundurur. Bir dahaki sefere bahçenizdeki ya da evinizdeki bitkileri gübrelediğinizde, gübre paketinin üzerinde yazanları incelemenizi öneriyorum. Orada kesinlikle fosfatı göreceksiniz. Çünkü bitkinin bulunduğu toprakta fosfatın bulunmaması ya da az bulunması bitkilerin büyümeleri üzerinde etkilidir. Bu noktada vücudumuzda ATP ve DNA olduğu için fosfatı bizim nereden aldığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Çok basit, tabii ki de bu bitkileri yiyerek. Şuraya bitki yiyen bir insan çizmeye çalışıyorum. Çok iyi olmadı ama sanırım bunun bitki yiyen bir insan olduğunu anlamışsınızdır. Peki bu nasıl oluyor da bir döngü olabiliyor? Daha önceki videolarda da söylemiştim. Canlılar öldüklerinde böyle oluyor. Bu bir bitki olabilir ya da bir hayvan. Ben bir bitkiyi çizeyim daha iyi. Evet bu ölü bitkimiz ölmüş ve toprağa karışmış. Anlaştık mı? İşte bu sayede bitkideki fosfatlar toprağa karışır. Çok kısıtlı bir döngüdür ama aynı şey bizim için de geçerli. Dolayısıyla biz öldüğümüzde de vücudumuzdaki fosfat toprağa karışacak. Yine de fosfatın ya da başka bir de işte fosforun döngüsü için başka bir yol olması gerekir. Öyle değil mi? Biraz daha büyük bir ölçekte düşünürsek, mesela bir nehri ele alalım. Çizimimde ufak bir dengesizlik var. Yani ya çizdiğim nehir çok küçük ya da bitki çok büyük oldu. Neyse idare, idare ediverim birazcık. Nehir topraktaki fosfatı alıp denizlere ve okyanuslara taşır ve böylece bu fosfat deniz ve okyanus canlıları tarafından da kullanılabilir. Buradaki canlılar öldüğünde fosfor okyanus tabanına itilir ve günün birinde eğer bu toprak su yüzüne çıkarsa üzerinde bir bitki yetişebilir vesaire vesaire. Bu döngülerden daha da fazlasına şahit oluyoruz çünkü biz insanlar fosfatın bitkilerin büyümesi üzerinde etkili olduğunu anladığımız için fosfor madenciliği yapmaya ve toprağa daha da fazla fosfat ekmeye başladık. Bu fosfat nehirler tarafından taşındığı için de çoğu şu an artık okyanuslarda bulunuyor ve bunun sıradaki videolarda göreceğiniz üzere biyosfer üzerinde çok ama çok zararlı etkileri bulunuyor.